Atandınız, görevinizi yapıyorsunuz şu anda. Muhteşem evet. Bir şey, hayallere kavuşmak. İsmim Rabia, İngilizce öğretmeniyim. Erciyes Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezunum. Evliyim, bir oğlum var. Allah bağışlasın. Kaç puan aldınız? Branşınızda kaçıncı oldunuz hocam? Hocam öncelikle tekuzemle hazırlanmadan önce 69 puanım vardı ve sıralamam 3000 civarındaydı. Hazırlandıktan sonra 4 ay kadar tekuzemle hazırlandım sınava ve 78 puan aldım ve 400'dü sıralamam. 400'lerdeydi. Harika bir başarı. Yani gurur verici gerçekten. Hedeflere ulaşmış olmak ve böyle güzel bir başarıyla ulaşmış olmak kesinlikle çok güzel. Nasıl çalıştınız? Neler yaptınız? Bu puana ulaşmak için nasıl bir yol ettiniz hocam? Uzaktan eğitim sürekli araştırıyordum. Özellikle hani Emre hocamın videolarını görünce bende böyle bir motivasyonum artmıştı. Biraz tekuzemi falan incelemeye karar verdim. İşte online derslere, ücretsiz olanlarına falan katılmıştım. Alan dersleri almıştım zaten tekuzemden ben. Hocalarımız tekrar teşekkür ediyorum buradan. Çok yardımcılardı. Hocalarımızın ders anlatışı falan çok uygundu. Ve dersleri online olarak giriyorduk. Zaten en büyük avantajı oydu. Yozgat'ta şimdi şöyle bir durumda var. Yozgat'ta yaşıyorum ben. Alan derslerine ulaşmak pek mümkün değil. Kendi alanımla ilgili alabileceğim dersler yoktu açıkçası. Araştırma yapmıştım zaten burada da. Öyle olunca zaten uzaktan eğitime yönlenmiştim. İyi ki de öyle olmuş. Yani çok faydasını gördüm diyebilirim burada. Peki derslerin size nasıl faydası oldu? Yani online dersler gerçekten faydalı diyor musunuz? Açıkçası benim için çok faydalıydı. Bence bir avantajı ulaşamadığım bir noktada derse ulaşmış oldum. Burada olsa yüz yüze gidip ders alma imkanım yoktu açıkçası. Hocamız yoktu. Hocalara birebir soru soruyor olabilmek, hani bunun cevabını alıyor olabilmek çok güzeldi. O tercih döneminde de siz yardımcı olmuştunuz hocam. Tercihi birlikte yaptık, siz yardımcı oldunuz. Yani bu sayede tam istediğim yere atandım yani. Aslında Yozgat'ta yaşıyorsunuz, oraya da atandınız değil mi? İlçesine aynen, atandım. Yozgat'ta yaşıyorum. Kendi memleketime de atanmış oldum. Kaçıncı tercihinizdi? İlk tercihimdi hocam. Birinci tercih atandı. Harikasınız. Sizce tekuzemin en büyük avantajı nedir diye sorsam ne dersin? Bence en büyük avantajı istediğiniz zaman dersleri dinliyor olabilmeniz. Evet. Ne zaman canınız istedi o zaman. Ne zaman konunuzu bitirdiniz o zaman. Tekrar etme olasılığının da olması. Yani bir konuda takıldınız, geriye dönüp işte onu tekrar izliyor olabilmek yani güzel bir avantaj bence. Sınava hazırlanan diğer öğretmen arkadaşlarınıza neler önerirsiniz? Neler tavsiye edersiniz? Benim tavsiyem her an kendini toparlayabilecek bir şey bulmaları. Bir kere çalışıp tam çalışsınlar. Gerçekten hayallerine ulaşmak için her insan elinden gelenin en iyisini nasıl yapacağını biliyordur. Bence bunun için gayret etmeli. Kendileri için en iyi olanı bulup çok çalışıp sonunda hedefine ulaşsınlar. Siz hedefinize ulaşmış biri olarak bu tavsiyelerde bulundunuz. Öğrencilere tekuzen önerir misiniz? Samimiyetle söylemek istiyorum. Demo dersleri ya da kayıtları dinlediler ve kendilerine uygunsa katılmalarını tavsiye ediyorum zaten. Tavsiye ettiğim kişiler de olmuştu. Tercih sonuçlarınızı öğrendiniz, ilk tercihinize atandınız. O an neler hissettiniz, neler yaşadınız? Zaten annemle birlikteydim. Heyecanla bekliyoruz. İlk olarak ağlamıştım. Hiç gözyaşı. Yani gerçekten güzel bir duygu ama. Tüm çalışan arkadaşlarımız okuyup duyuyor. İnşallah. Şu an mesleğinizi daim olarak yapıyorsunuz. Artık hedefinize ulaştınız. O zamandan itibaren hayatınızda neler değişti? Yeni insanlarla tanıştı. Daha farklı arkadaş çevrem oldu. Öğrencilerim oldu. Zaten en güzel duygu bu. Ve çalıştığınız, o kadar emek verdiğiniz şeyi sonunda yerine getiriyor olmanız çok güzel bir duygu. Yepyeni bir sayfa. Böyle hep mutluluklarla dolu. Şu an hayallerini yaşıyor olmak güzel bir duygu. Bu kadar emeğin aslında sonucuna ulaşmış olmak, öğrencilerinize kavuşmak kesinlikle paha biçilemez. O yüzden sizi bir kez daha tebrik ediyorum. Ben son olarak bir de rehberlik hizmetiyle ilgili söylemek istedikleriniz var mı? Yani bu konuda size de çok teşekkür ediyorum hocam. Desteğiniz için teşekkür ediyorum hocam. Özellikle de tercih döneminde yani her an dönüş alabilmek çok iyi. Ufacık bir dokunuşumuzun bile başarılı sonuçlanması zaten bu an için. Ben siz de öğretmensiniz. En iyisi siz anlarsınız. Dilerim nice öğrenciler yetiştirirsiniz. Dokunduğunuz her öğrenci çok güzel yerlere gelsin. Hayatlarına dokunduğunuz her öğrenci hayallerine kavuşsun. Siz ulaştınız. Umarım daha nice öğrencileriniz de çok güzel geleceklere sahip olurlar Rabia hocam. Teşekkür ederim hocam. Umarım birileri için faydalı olur.
İnşallah. İnşallah böyle kalbine dokunabildiğimiz adaylar olur. Böylelikle de evet ben de yapabilirim. Rabia hocam yaptı, başardı. Ben de başarabilirim diyen nice öğrencilere buradan sesimizi duyurmuş oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşürüz inşallah. Yolumuz kesişir. Öğrencilerimize de bizlerden çok selamlar. Dikkat edin kendinize inşallah. Hoşça kalın hocam. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sizde.